Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Nasıl bağırayım? Saat 5.30 sabah ya. Ne yapıyorsunuz? Böyle bağırmadan açamam. Saat 5.30. 5.45'te teker döner. Giriyoruz. Sırat Albayrak motor sevdasına 5.30'da kalktık, çıkıyoruz. İznik'e gidiyoruz abi. Ama tabii böyle İznik Gölü'nün etrafından dönerek gideceğiz. Çünkü motorcuyuz, yolumuzu uzatacağız. Gelsin rotam şuraya. Bak böyle. 10 motor falan gideceğiz. Ceyda'nın da ilk uzun yol macerası olacak. İnanılmaz heyecanlıyım. Giyinmiş de gelmeyeceğim halde fıstık. Heyecanlısın yavrum. He, Ceyda da motosikletçi oluyor arkadaşlar. Göreceğiz. Şimdi o zaman ne yapalım? Eşyalarımızı alalım. Yatalım bence. Hadi. Bu kadar istemiyorsan gitmeyelim abi. Ya of. Gitmeyelim abi, tamam, ben kendim gideyim. Sen git, ben tek başıma giderim. Tamam, okey, hadi görüşürüz. Abi bu kadar cancık ya. Başlarım bakın oturmaya başladı arkadaşlar. Güzel oldu, yakıştı. Yakıştı. Değişik bir şey oldu. Gençleştik ha. Şş, kanalın yeni bir şeyi olduk. Hadi bakayım. En son zamanlarda az sevse de Ceyda. Hadi bakalım Allah aşağı inelim. Ya. Bunu komple doldurduk içine. İlk önce sen benim arkama yine binmiyor hanımefendi. Ben önce Koraycan'ın arkasına bineceğim. Tamam, sonra bin bari. Tamam, sonra bir yerlerde binelim. Bu botlar çok sıcak tutuyor. Siz bu botları bu havada niye... Yavrum korusun diye. Hadi sen git. Oradan mı gideceksin Ceyda? Nasıl gideceksin oradan? Kapıyı... Ha, olur, mantıklı, tamam. Hadi bakalım, yolumuz uzun. Evet arkadaşlar, şimdi en öndeki Ceyda, arkada Zeynep. Ben de en arkada kaldım. Gidiyoruz, benzin aldık. Ha, dur, Zeynep evet. Öne geç diyor, ben ortaya geçiyorum. Tam arkana geldim karıcığım. Normalde hepimizin kaskları bağlanabiliyor da kafanız şişmesin diye bağlamadık biz. Çünkü 10 kişi konuşursa aslında keyifli oluyor yol boyunca. 10 kişi muhabbet ederek gitmek ama. Şimdi feribota gidiyoruz. Feribottan sonra... Ne yapıyorsun öyle Ceyda'cığım? El sallıyorum canlara. El sallıyorum canlara. Allah, kaçırdım sizi, geliyorum. Geliyorum, yiyorum. Nasıl kaçırabilirsiniz ya? Allah, arama okul arabası girdi ya. Heh, arkanızdayım, yiyorum. Yakalıyorum seni Ceyda'cığım. Aha, tünel. Hadi burada da nefesin bakalım. Burası tünel değil. Altı işte. Hayır. Umarım kamera düzgün çekiyordur. Tabii biz bilmiyoruz şimdi. İlk defa arkadaşlar test ediyoruz. Çenemde duruyor. Bir tane de yanda kamera var. Backupladım ama onun nereye çektiği hakkında hiç fikrim yok yani. Gebze'deyiz arkadaşlar. Bakalım Gebze'ye selam. 10 kişide artçı var mı? Yoksa sadece biz mi artçılıyız? Ne fark eder? Ne bileyim ben. Belki başka çift vardır diye şey yaptım. Biraz kendine arkadaş arıyorum. Yavrum, bu sosyalleşiyoruz ortamlarda be. Şimdi İdo. Aynen, geldik ha. Vallahi geldik. Sevgili Utku Bey, umarım kurguda bu sesleri nasıl işleyeceğim demezsiniz. Bakın, tiyo verdim. İdo yazıyor dedi. Köfteci Yusuf. İşte buradan anla nerede olduğumuz Utku. Köfteci Yusuf diyor, bak. Nasıl? Güzel. Ha, kimse yokmuş değil mi? Sen rahat hissediyor musun? Çok rahatmış değil mi? Yani biz ezelden motorcuyuz ya. Al işte, en sevmediğim muhabbet. Ay sen de bir şeyi de sev be ya. Kara bulutlarda tepemizde ne yapacağız bakalım Ceyda'cığım? Aha. Ne aha, korna çaldı. Gidiyoruz. Diğer motorlar yok. Gelmemişler abi, satmışlar bizi. Sadece biz varız. Bizi satmışlar. Ceyda. Hop, biri daha geldi. Gidiş dönüş alıyoruz, tamam. Kaç motoruz Zeynep? 11. 11? Oo, bayağı bütün şeritleri kapatacağız o zaman. Ana, bizimkiler orada mıymış? Ben ne bileyim sizin orada olduğunuzu. Biliyorum. Ben gidiyor sandım. Buraya geleceğimizi düşünmedim ki. Buna ya, kaç tane motor var burada ya. Biraz yaşlıyız, göbekliyiz ama motosiklet çetemiz bu. Ha? Tabii her zaman kayıttayık. En genç de bizim böyle. Bizim çete evet. Böyle. En genç bizmişiz. Öyle mi? Ceyda'cığım, biz her durduğumuzda ona brief verileceği için orada sen çekeceksin. Senin görevin bu. Anlatıyorsun deneyimlerini, bir şeyini. Zaten birkaç saate varırız otele. Otelde sonra bir şeyler yaparsın. Şimdi ben gene Fırat'ın arkasına binmeyeceğim. Hoca dedi ki o birazcık eğitim alsın dedi. Sen hayır, öyle demedi. Rahat sürsün dedi. Eğitimdesin şu anda. O yüzden kendin yolu, kendin birazcık eğitimde kullan dedi. Dedi. Evet, rahat sür dedi. Arkadaşlar, şu an motosiklet eğitimi almıyoruz. İleri güvenlik sürüşü alıyoruz. Yani motosiklet öğrenmiyoruz yani. İleri güvenlik. Ay yavrum benim. Ben tam ninja oldum ya. Gözlerimle. Şöyle yapıyoruz tabii. Şöyle olunca olmuyor yani. Selamünaleyküm. Balık adam gibi okuyor. Harbuka benzedim yani, yemin ederim. Böyle karizmatik. Böyle de birazdan... Nereye karizmatik? Böyle de birazdan bir yeri soyacakmışız gibi durmuyor. Benzinliğe girsek bizi kovarlar. Hadi aşağı inelim bizimkilerin yanına. Hazırlanalım. Look at this. Allah Allah. Hoca dedi ki sağda duracağız dedi. Bir saattir gidiyoruz. Ben kayda giremedim arkadaşlar. Ceyda'yı da kaybettim. Arkada bir yerlerde. Korkuyorum şu anda yani, karımı bulmadan İznik'e kadar gideceğiz diye. Önümde bakın bizim motordan var. Ama çok güzel çantalanmış. Çok güzel aksesuarlanmış. Üf, çete giriş yaptı. Çete ama 40 yaş üstü, anlatabiliyor muyum?
Yani öyle bir çeteyiz ki arada bir hız sınırını 5 kilometre aşıyoruz. Öyle bizim illegalimiz. Niye bağlayamadık bunları biz? Ben kimseyi duymuyorum. Meşi açtık, meşle konuşuyoruz. Bluetooth'la değil, senin de meşini açacağız şimdi. Sen de bize katılıyorsun. Meşimi açıyoruz arkadaşlar. Yola çıkıyoruz tekrar. İkiye bölündük. Grupları... Hadi bakalım. Allah çok tehlikeli yerlerden geçiyor. Ya bayağı köy yollarına giriyoruz ha. Allah'ım inşallah kangal fırlamaz bir yerden yarabbim. Ben Sivaslıyım. Sakın panik yapma öyle. Şu an Sivaslıyım. Evet, başladık. Hadi bakalım. Of çok güzelmiş. Aa yukarıya doğru çıkıyoruz falan. Bayağı köye girdik hakikaten. Ceyda Hanım ses. O kadar kulaklık muhabbeti yaptık şeyleri. Şu an onu yaşıyoruz resmen, farkında mısın? Eyvah çok kötü gitti sesin. Az önce bir takım görüntüler çekmeye çalıştım ama eldivenle bir şeye basmak imkansız çünkü algılamıyor. Neyse birazdan daha yavaş giderken çekeceğim. Hızlı gittiğimiz için ben de çıkaramadım eldivenimi. Böyle aralarda duruyoruz. Onlar hocalarıyla eğitim konuşmaları yapıyor. Ben de geziyorum. Neden? Çünkü benim eğitim almaya ihtiyacım yok. Yok, ben de bir tane küçük 50 cc'lik alacağım. Onu öğreneceğim, eğitim verecek hoca o zaman tabii. Dinleyeceğiz biz de. Herkesin bir zamanı var arkadaşlar. Şimdi şu an neredeyiz bilmiyorum. Bursa'nın bir tane köyündeyiz. Bakayım. Yalakdere'den çıkmışız. Yalakdere'ye girmişiz. Nasıl bu? Bakın Yalakdere'den çıkmışız. Bakın Yalakdere'ye girmişiz. Yalakdere bu kadar mı yani? Burada otostop çekip gitmem yok mu peki? şöyle gitsem mi? Bir dönseler ben yokum. Ceyda'yı da kaybettim. Abi bence çok komik oluyor. Buraya kamerayı şöyle bırakayım, bunları gizliden çeksin. Aslında yağmur yağacaktı. Bugün dolu molu ama sanırım burada yağmadı. Ama neyse ki bazı yerlerde yağmış, çok şükür. Burada bakın ya, karizmatik boy. Kulaklıklar çok şey yazdı ama duyamıyorum. Yarım yamalak duyuyorum. Bunu Norveç. Bunun osası. Norveç'e gideceğiz. Ooo muhteşem olabilir. Tabii gerçekten. Ki de muhteşem olur. Yapıyorlar. Buradan gidiyorsun. BMW kendi turlarını yapıyor. Hmm. Orada motoru veriyorlar ama biz tabii Adarat çetesindeyiz. Sansof Adarat. 40 yaş artı. Sansof Adarat. Galiba şimdi brief alacağım aşkım ben. Bazı briefler alacağım. Hocam Fırat brief'e gelmiyor. Şurada toplanıyorlar. İkinci tura çıkıyoruz. Benim eğitim sıram gelmedi ama başkalarının eğitimlerini dinleyip feyz alıyoruz yavrum. Feyz alıyoruz. Örnek alıyoruz yavrum, örnek alıyoruz. Bir 6 saat sürecek bir şey yolumuz. Bakalım buna benzer bir şekilde daha az motosikletle Yunanistan ya da Bulgaristan yapacağız yakında arkadaşlar. O da son derece keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Hadi devam edelim. Ben yine yarışçı gibi dönüyorum ya. Dışarıdan içeri, içeriden dışarı. Şundan bir kurtaramadım kendimi. Aa bak aşıklar geçirdi. Evet. Look at this man. Burada hocalar niye durmuşlar? Ha yanlış gitmeyin diye. Birle dönüyorum. Koray hocam ikiyle dönüyorum. Koray hocam yanlış yapıyor. Yavaş diyor, yavaş. Aha koyunlar. Köpek nereden çıkacak ona bakıyorum şu an. Her an her yerden kangal gelebilir. Öf ne güzel yolmuş be. Eyvah köpekler. Eyvah. Ya daha önce çok bana köpek daldı da kafalarını sokarlarsa diye korkuyorum. Pis dedi bana, tükürdü lan kamyon. Aha evet. Çay bahçesine geldik, hadi bakalım. Hadi girelim. Ben de şunu şarj edeyim. Kendime tost söyledim. Salçalı. Bu kadar lezzetli bir tost olamaz arkadaşlar. Bu ne? Bakar mısınız? Bu ne ya? Çikolatalı bayram yine eğitimde. Burada da eğitim var. Burada da Koray Hoca anlatıyor. Ben de tost diyorum. Ben de alacağım bu eğitimleri. O yüzden önden öğreniyorum. Burası İznik herhalde yani. İznik diye biliyorum. Herhalde yani. İznik olmalı. Hocam Fırat dersi dinlemiyor. Evet. Fırat Albayram'ın briefindeyiz şu an. Mükemmel sürdüğünü düşünüyorum. Mükemmel tabii. Sürdüğünü mü düşünüyorsun? Bir şey olmadı bana. Güvenli hocam, bir şekilde buraya ulaştığıma göre. O zaman çok kritik bir laf söyleyeyim. Ne zaman ben oldum dersin, o zaman yerdesin. Bir de motocross yarışçımız var burada. IQ'm 106 olduğu için çok bir anlayamadım ama. Bakalım. Nasıl yönlendiriyorsun? Çay bahçesindeyiz gene. Bütün Bursa'nın çay bahçelerini gezdik mi peki? Çünkü o 20 dakika sürüyoruz. Ondan sonra hemen hocalar oturtup onlara neyi yanlış yaptıklarını, neyi doğru yaptıklarını söylüyorlar. Dersten kaldın. IQ 106 olduğu için. Anlamadım. Evde bir daha izlemen lazım. Evet, onu bir kez çok anlayamadım. Destek gazı da destek noktası. Destek gazı şey gibi. Hadi yaparsın.
İşte bravo ha. Aşkım. Onu ben arkadasında mikrofonla mikrofondan bana söylemiş oldu. Orada kafam karıştı ama fena değil. Buraya kadar sağ salim geldim. Bravo, seni tebrik ediyorum. Çok güzel kullanmadın. Yalnız sıcak gelmeye başladı, inanılmaz. Yok, burası güzel. Burası mesela. Çok burası güzel esiyor ama yolda güneş vurdu mu çok şey. Polis çevirdi, durdurdu ya, orada çok piştik. Piştik oradan. Polis çevirdi, hemen beni görünce geçin dedi. Geçin. Olmadı öyle şey. Hiç olmadı. Evet. Ben biraz daha gideyim dinleyeyim. Bir de kulaklıklar olunca kafamda. Kafanda değil, kulağımda. Kulağımda. Yarın yamalak durduk biraz. Bir sonraki durağımızda bakalım kimler. Bulamıyorum karımı. Böyle kaldık. Onlar bastı gittiler. Yağmur da yağıyor. Ceyda da yok. Bak, bağlanmaya çalışıyor Ceyda'ya ama Ceyda uzaklarda olduğu için bağlanamıyor. İznik'te eşini kaybeden YouTuber Fırat Albayrak. Sanırım buralarda bir yerlerde bir köfteci vardır. Ne güzel öyle park ettiniz. Ben nasıl yapacağım onu? Dur, ben şuraya bırakayım. Siz oraya bırakmışsınız. Ben buraya bırakmışım. Ben burada okumuştum diyenleri yoruma bekliyorum. Yağmuru da yedik. Biraz da yürüyüş simülatörü çekeyim size. Şöyle. Sonra bir tur daha döneceğiz. Otelimize varacağız. Sonra akşam yemeği, gezme tozma. Bir takım göl kenarları bir şeyler. Selam Türkan. Yağmur yağıyor. Evet ya, şansa bak, neyse. Hadi geçelim içeri de bir şeyler ya. İlk köfteci olsun burasıymış. Ben Eskişehir'i zannediyordum. Benim hiçbir fikrim yoktu kendisine. Önceden şurada başka bir isim varmış. Ha. Sonra köfteci Yusuf yapmış. Adı da Yusuf değilmiş. Neymiş? Hamdi'ymiş. Niye öyle yapmış? Ne bileyim Ceda, sallıyorum. Yusuf tıpkı. Tadında hiçbir fark yok ama aynı. Yemedin ki daha Fırat. Patates yapmış aynı. Sos aynı. Ya ne kadar yalancısın. Yürürken şimşekler çaktı biraz da. Evet, sinek çok var. Ağzıma giriyordu ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok fena yağmura katılacağız. Katılacağız. Biz yağmura katılıyoruz işte. Siz de katılmak isterseniz aşağıya yorumlara mutlaka. Bu. Köfteci olsun, köfteci yapan şey bu. Farklı. Ya dur bir ye önce ya. Beğendin mi? Bir tanesini nasıl yemezsin? Ne demek? Olmaz. Ben doymam. Sen söyle, ben seninkini yiyeyim. Tamam, söyle hadi madem. Tamam. O zaman kapatıyorum. Baklava gelince çekerim. Ay, baklava mı? Arkadaşlar, Ceyda şu an arkamda. Göremiyorsunuz. Evet. Göremez tabii. İlk kez arkama bindi Ceyda. Günlerdir hep hocanın arkasındaydım. Şimdi bakalım Fırat Albayrak nasıl kullanıyor? Şimdi hoca daha yumuşak kullanır. Biraz öne arkaya fırlayabilirsin. Rahat mı motorum benim de? Aynı motor değil mi? Biraz farklı onunki. Rahat. Ne oldu? Ne oluyor ya? Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Bundan Cihan'dır. Bir de Cancıklar vardır. Cancık geliyor, videoyu istiyor, like atmıyor, yorum atmıyor, abone zaten değil. Cancık hayırdır yani, nem alıyor ama biliyor kanalı. Yeni gelenler için Cancık demiyorum. Can yarısıdır o. Canların motosikleti yolda kalmıyor. Son derece kıvrak ve konumlanması çok iyi. Cancıklarsa yanlış konumlanıyor, viraja hep tersten giriyor. Cancık olmayın. Kanala hepiniz hoş geldiniz. Ne olduğunu bilmiyoruz şu an bir şey. Şu an bir şeyler oluyor. Galiba gruptan birini atacağız. Değil mi? Gruptan biri atılıyormuş, dışlanıyormuş. Gidiyoruz, haydi. Evet, size muhteşem manzara çekeyim. Burası göl ha arkadaşlar. Yalnız var ya, rüzgardan zor tutuyorum. O derece mi? Sakın düşürme. Allah köpek. Şey olmaz. İplemedi hiç. Buralar ne güzelmiş ya. Eyvah köpek. Oha, sol taraftaki oha dağa bak. Jurassic Park'tan çıkmış gibi bak. Evet, çok güzel. Dominik'te izlesek yenecek yani, değil mi? Dominik turu. Burası Dominik arkadaşlar. Şu anda Ceyda ile Survivor'dayız. Parkurda ödül olarak motosiklet kazandık, geziyoruz. Şu soldaki yer neymiş mesela? Muhit Kafe Kamp Alanı. Ha, kamp da yapılıyor burada. Yapılır tabii yavrum, yapılır. Dışarıda inanılmaz bir rüzgar var aşkım. Yani kulaklıktan duymuyorum ama hissediyorum yani. Yo, ne alakası var? Bir tane yaprak kıpıldamıyor ya. Yani. Şimdi daha gideceğiz. Serbest zamanımız olacak. Serbest zamanımız olacak. Yol soruyoruz galiba. Kahvede dayıların yanına geldik. Haşiye ikna edeceğiz bu dayıları galiba şu an. Yorulduk yavrum, yorulduk. Yağmur başladığı için acilen kaçtık. Arkamızda yağmur var. Yağmurdan kaçıyoruz. Oo. Biz geçemedik. Geçerdik de gerek yok. Ben yine sabit dönemedim virajları ama halledeceğiz. Burada mesela grupta 50-60 bin, 100 bin, 150 bin kilometresi olanlar, 7 yıldır sürüş yapanlar da var. Herkes bireysel eğitimini aldığı için hatalarını öğreniyor. İşin tam olarak doğrusunu yapmayı öğreniyorlar. Ceyda da nem alıyor. Büyük ölçüde öğrendim çok şeyi. Hadi bakayım, beni bir manzarayla bölüm çek.
Peki çamur içindeyim. Ceyda ne güzel macera yaşıyoruz be. Bak seninle evlendiğimizden beri en action dolu maceramız bu. Evet. Haksız mıyım? Motosiklet aldık ama Ceyda sana. Scooter. Ruhsat, ehliyet yok. Hayır ya, scooter'dan da farklı o. Ehliyeti yok, ruhsatı yok, plaka derdi yok, vergisi yok. Sadece araba ehliyeti olması gerekiyor. O da mı gerekmiyor? Arkadaşlar az önce Bulgaristan dediğim organizasyon Yunanistan olarak devam edebilir. Yunanistan'a gidebilirmişiz. Daha iyi olur vallahi. Başka bir ada söyledi ya. Yok, gerçi Bulgaristan'ı da merak ediyordum. Bir ada söyledi ya, oraya gidebilirmişiz. Bulgaristan'a selam, Yunanistan'a selam. Kaç kişi izliyor acaba biz orada? Kaç kişi izliyorsa yazar şimdi, ben oradayım diye. Siz yazın ya canlar. Yarım otovlog, yarı vlog. Farklı bir bakalım bakış açısı. Nasıl olacak? Bakalım sevecek misiniz? Eğer evet. Severseniz bol bol çekeriz. Sevmezseniz de bol bol çekeriz. Yok, arada ya, bir başka şehirlere ne? Gideriz bundan sonra. Bulutları çek. Bak dünyanın en güzel şey ağaç, bulut. Hayır, ağaç, dağ. Hayır, ağaç ve bulut. Otele geldik ama var ya kramp. Her yerimiz ağrıyor. Atla. Geri dönmeyeceğim. Burada kalacağım Ceyda abi. Ben de galiba. Perişanım şimdi. Tipime bak. Ha oğlum ben bittim. Bittik sana. Bittik. Saat 5.45'te motora bindik ve şu an saat kaç? 6.30'da buradaydık işte. Şu an indik. Ben 6.30. Yokum. Son yarım saat ben kenara bırakacaktım kendimi. Sen devam ederdin. Motordan atlayacaktım. Neyse geldik. Geldik. Yarın sabah yine aynı macera. Ha, ne odanın... güzel burası. Evet. Odanın balkonu çok güzel bak. Bak. Burası bir sendika oteli. Aa 201. İlkokul numaram. Şans getirsin inşallah hadi ya. Hadi bakalım. O zaman biz uyuyalım hadi. Yarın ne kadar. Uyuması? 7'de toplanacağız. Aa 7'de toplanacağız aşağıda dedin ben. 7.30'da. İniyorum o zaman aşağı. İçecek bir şeyler buldum. Ben kendime geliyorum. Aşkım seni çok seviyorum yavrum. Ne alakası var? İşte bu yaşadığımız zorluk. Yaşadığımız zorluk. Yaşadığımız badire daha sonra böyle. Bir badire yaşamadık. Yani bu da bakalım motovlog dediniz. Aha motovlog. Bakalım güzel olacak mı? Olur herhalde ya. Tabii biz daha sonra ikili gittiğimiz zaman daha çok şey çekebiliriz size. Şimdi insana rahatsız olmasınlar diye çok bir şey çekmedik. Tabii. Normalde mesela biz Ceyda ile atıyorum aldık başımızı gittik nereye? Ekip yere. Bu saatten sonra yarından sonra. O zaman çok ayıp ediyorsun. Nasıl gitmez misin? Hadi görüşürüz. Gitmez misin? Kimine bakıyorum. Ben çok... Bu manzara mı? Bu manzara mı? Evet. Tabii ki de mangala geldim arkadaşlar. Gideyim yakayım mı? Mekanı batırayım mı? Eğitim çok iyi geçti. Fırat başarılı bir şekilde eğitimini bitirmedi. Yarın bitirecek. İlk başlarda çok kötüydü, sonra çok iyi oldu. Biliyorsun sonra karne verecek. Yıldızlar var. Kaç yıldız alacağım bakalım. Gerçekten. Onu bir paylaşırsın. Kaç yıldıza kadar veriliyor? 3 yıldıza sen kadar. Sen 2 falan alırsın. Zaten o mükemmel bir şey değil mi? İlk ders. Öyle mi? Bir de ben hiçbir şey almayacak mıyım? Şimdi bir şey diyeceğim. 2 yıldız alırsam çok kuvvetliyim diye düşünüyorum. Kuvvetliyimdir ne ya? Şu an için evet. 1,5. 1,5 yok. 1, 2, 3. Neyse, evet şimdi yemek yiyoruz. Masayı bozmayalım. Daha yarın bunun devamı var. Hiçbir şey bitmiş değil. Güzel bir yer çünkü. Bilmiyorum. Söyleyeyim. Bilmiyorum adını. İznik'te bir yer işte. Daha tabii. Şey, çok güzel. İznik'te bir yer. Günaydın. Sabah yine 7 saate çıkarız. Erkan Hoca'yla olacağız. Ceyda uyanamadı da hala. Ben Erkan Hoca'nın arkasında oturuyorum. Onu bunu bırakın. Benim şey kafam güzel. Rahat. Ben çok iyiyim. Harika ama biz buraya eğlenmeye gelmedik kardeşim. Hadi bakalım biz de balkona çıkalım biraz arkadaşlar. Ceyda kahvaltısını etsin. Toparlanalım. Ondan sonra... Benim tipimle kahvaltıyı almıyorlarmış. Böyle aşağıda bir yazı okudum. Sürekli yok tipime bakın, tipime bakın. Ne yapayım sana? Tipin ne yapalım senin tipine? Ama baksana beni almıyorlarmış kahvaltıya. Fashion TV mi burası? Bizim tipinle kim ilgileniyor kimsenin? Tipinle ilgileniyorsun buna bakarlardı. Müthiş bir kahvaltım var Ceyda'cığım. Ne yapayım Ceyda? Patates kızartması, ekmek yiyor. Çok saçma, çok sağlıksız. Dün beni çok yorduğu için Ceyda'yı arkama almıyorum. Yazıklar olsun. Erkan Hoca ile gidecek. Herkes hazırlandı gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Wow, çok rahat arkası. Ya Allah'ım yarabbim. Aynı motor ya. Bu arada katıldığımız en zor eğitimmiş bu. Masterclass'mış. O yüzden hiç durmadan sürüyormuşuz. Allah'ım bu sefer güne sıcak başladık biliyor musun? Oha hemen terlemişim ya. 40 motor benzinine girdik. Daha arkadan gelenler de var. Bana bak biz ajanız tamam mı? Motosiklet Grup Sürüşü Denetleme Bakanlığı'ndan geliyoruz. Tamam. Sürücü Kursu Denetleme Bakanlığı. Grup Sürüşü Denetleme Bakanlığı. Hem grubu hem hocaları denetliyoruz tamam grup mı? Grup Sürücü Denetleme Bakanlığı. Önemli olan burada benimle sürekli kontakta olacaksın. Ne şey olduğunu ne bittiğini söyleyeceksin tamam mı? Tamam. Saftek burada alet. He pardon. Buradan arkadaşlar birbirimizi duyuyoruz. Bütün grup aslında birbirini duyabiliyor da biz ayrıldık şimdi rahat çekim bizim yapmak bu için. Bizim bu muhabbetlerimizi dinleyip moralleri bozulmasın diye. Ajanlığımızı fark etmesinler diye böyle yapıyoruz. Ben şu ödemeyi yapayım. Arkadaşlar beni beklemedi kimse gitti. Aa oradalarmış. Bu adalet eğitimleri güzel ya. İnsan kendini güvende hissediyor öğrenirken. Güzel bir şey. Of gene dondum.
Yalnız Ceyda bak ne güzel bilgiler aldık değil mi? Evet. Gerçekten altın niteliğinde. Belki 15-20 yıldır motosiklet kullanan arkadaşlar birkaç sene diyecekler abi ne eğitimi bu kadar? Maksimum evet, güvenlik eğitimi ve en doğru şekilde sürüş eğitimi. Zaten orada bir kere hocanın sürüşünü görseniz anlarsınız. Aynı zamanda güzel bir aktivite oluyor. Tavsiyem yani bütçesini ayarlayabilen, uygun zamanını ayarlayabilen herkes bir Adalat'ın sitesine baksın yani gönül evet, rahatlığıyla evet, öneriyorum. Ceyda da şimdi motora başlıyor. Başlamadan önce ona süper bir ön eğitim oldu. Hem artçı olarak bildi hem dersleri dinliyor. Herkesin hatalarını dinliyor. Çakma eğitmeni ya Ceyda. Dinliyor oradan diyor ki hocam şöyle yaptı. Bak demin öğrendik mesela motosiklet kask testleri 50 kilometre için yapılıyormuş. Hani çok güvenli diyoruz ya. Bak şu an 50 ile gidiyoruz ha Ceyda. Ve yakında Eskişehir olacakmış arkadaşlar. Ona da gideceğiz. Nereden döneceğimizi bilemedik. Şimdi arayıp soruyoruz. Ceyda'cığım Doblo'ya biner gibi bilmem. Ha çevirdik geldik. Oha sessizlik. Oha ne kadar sessiz gerçekten. Kedi vazgeçti. Şokta. What is this alet diyor. Armutlu'dayız arkadaşlar. Armutlulara selam olsun. Var mı bizi izleyen Armutlu'da? Bu kadar motor girince insanlarda bir motor çetesi mi geldi edasıyla bir şaşkınlık oluyor. Hoca yine brief veriyor. Fırata bak fırata. Sürerken hocanın arkasında hocam Fırat çok iyi çok iyi çok iyi deyip dur tamam mı Ceyda? Tamam. Ben çok iyi bir artçı olduğum için hoca beni tebrik etti. Mükemmel. Bravo. Ceyda? Geliyor mu sesim? Evet geliyor yavrum. İnşallah düzgün bir sürüş yaparım. Ya önemli olan düzgün sürüş yapmam. Aynı anda mı çekiyorsun? Evet aynı anda çekeriz yavrum. Ben de hatalarına bakacağım. Look at this, look at that. My driving skill man. Bağlanalım şimdi. Bağlanalım mı? Ha. Tamam hocam. Şu. Belin üstünden demiştim ya. Evet. Şu. Hopam hiç oynamıyor. Hadi indim, in bakalım. İndim. Süper. Korktum. Hoca geliyor, hoca geliyor, hoca geliyor. Evet. Sıra hızlı girip hızlı çıktığınıza dair bir söylenme. Hayır öyle demedim. Biz benim motor neler yapabiliyormuş dedim. Evet. Bilmiyorum görüntü de öyle çıktım ama kafa kamerama çıktı. Muhtemelen daha da tehlikeli görünmüş olabilir yani. Kafa kamerasını yapmış olmuş olabilirim yani. Ama bak dün Koray Hoca bana yanlış şey öğretmiş. Ondan olmuş. Yani ben her yerde böyle döndüm. Meğer öyle dönülmüyor. Burada sana söyleyeceğim şu açıkçası. Motoru satıyoruz. Şunun tatlılığına bakar mısınız bir dakika? Acıktın mı? Çok. Burada patatese doydu Ceyda ya. Yemin ediyorum o kadar çok patates yedim ki inanılmaz. Ama çok güzel. Motor kullandı Ceyda. Çekemedik ama. Hoca önde, ben arkada. Onun böyle dirseklerinden tutup. Onun dirseklerini ittirdi. İttirerek yani kontrolü bana bıraktı arkada. Evet, ben de dinledim sesli konuşmadan bunu. Sonra hoca bravo dedi. Evet. Bayağı öğrendi Ceyda burada ya. Ama artçı olunca gerçekten çok fazla şey gözlemliyorsunuz. Haftaya trafikteyim. Yalnız haftaya buralar. Yalnız var ayaklarım işte bakın. Açtım bütün her şeyi. Böyle bir yanmak yok yani. Uyuyor musun? Hayır. Sırtım ağrıyor ya motorda. Böyle yeşillikler içinde bir prenses gibi gözüküyorsun. Dondurmamızı yiyeceğiz. Bakalım kaç yıldız alacağım. Bakalım şimdi birazdan karne verecek hoca. Bunlar hangisi kim o? Belki ben bile karne notu alabilirim. Onu hiç belli olmaz. Yani. Bunları göreceğiz birazdan. Onu bir göreceğiz. Allah dondurmaları iyi. Aa dondurma iyi geldi dur. Oo. Motorcular demek ki dondurma delisiymiş. Onu anladım. Çok kısa. Şimdi buranın meşhur dondurmasıymış. Güzel mi? Gerçekten ne mi? Ne diyorsun? Sen motor kullanmayı öğrenince sırf dondurma yemeye gelir miyiz? Hayır. Yavrum bir saatlik mesafe ya. Belinir muhteşem. Bir saatlik mesafe hemen motor içindeki. Çok güzel, çok yiyeceğim güzel. Yiyeceğim şimdi dur. Herkes alsın. Bu arada bayağı dondurma almışız hakikaten ya. Asla çok değil. Bakayım. Aa. Küçük kumlu. Küçük kumlu. Diyecekler ki sponsor mu bu? Ben biliyorum. Değil, değil. Ya güzele güzel işte her şey sponsor. Daha ne diyeyim, neyini öveyim ya. Notlarımızı alıyoruz, PV geçiyoruz. Adalat'la böyle mi olduk yoksa böyle mi olduk görmüyoruz. Evet bakalım Adalat'la böyle miyim göreceğiz. Look at my gölge mi? My shiny gölge. Aa hoca buraya girdi. Dayı bekliyorsun ama o gelmez bence. Hayır yani teknik olarak arkadaki bu kadar motosikletli Ceyda yönlendiriyor. Anlatabiliyor muyum? Biz Erkan Hoca'yı takip ettiğimizi sanıyoruz. Gerçeği bir tek ben biliyorum. Aslında herkes Ceyda'yı takip ediyor. Yani buradan Ceyda'nın bu coğrafya bilgisiyle bizi Karabük'e çıkarma ihtimali çok yüksek İstanbul yerine. Kendimizi bir anda Kayseri'de mantı yerken bulabiliriz. Şimdi öncelikle hepinize teşekkür ederim.
3 yıldız hak etti düşünüyorum. Evet hocam. Ben rüzgar gelmesin diye mikrofonuma şey yapıyorum. Gün içerisindeki sürüşlerinizde çok çabaladınız. Bunu sürüşlerinizde çok net gösterdiniz. Ben herkesin artı 1 ile gittiğine inanıyorum. Benim 0 yıldızım vardı, 1 yıldız oldum çok demek. Çok fazla bilgi yükledik. 2'den başlayıp 3'e doğru gidelim. Sanırım alamayan 1 oluyor. Sevgili Fırat'tan başlayalım. 2 mi oldum? 2 yıldız olarak. Bravo Fırat. Güzel. Bravo. Hocam bravo. Sağ olun. İşte 2 yıldız. Yıldızlar ne işe yarar? Bir insana yapamadığı bir şeyi özellikle güvenlik konusunda yapıyorsun dersen doğru kabul eden ya. Ve risk alır. Sürüş konusunda güvenliği maksimumda tutan ve çok hızlı adapte olan, akıllı bir sürüş uygulayan bir süreç geçirdi. Bunun için 2 yıldız hak ediyor, hak ettiği için veriyoruz. Sağ olun. Tebrik ederim. Kısa bir zamanda seni 3 yıldız olarak görmek istiyoruz. 2,5 yıldızı olarak devam ediyoruz. Abi 2,5 yıldız olarak devam ediyoruz. Onlar 2,5'sa 3 olmak bayağı bir zormuş. Ben onu anladım. 2,5 yıldızımıza devam ediyoruz. Seni aramızda 2,5 yıldız olarak alıyorum. Bu dakika ya, bu durumda en düşük ben almışım zaten. Şu an onu anladım. Hiç sevinecek bir şey yokmuş ki. Yazılı gibi başladı, sözlüğe döndü. Ben böyle bir şey görmedim. Ben 3 yıldız olarak tebrik ediyoruz. Oo. Ceyda yıldız alamadı farkındaysanız. Vay. Bravo. Sana vermediler Ceyda hiçbir şey. Sana da artçı yıldız veriyor. Sen artçı yıldızı, yıldız artçısın. Çok teşekkür ediyorum. Hemen kamerayı kendime döndüreyim. Ben onu hemen alayım ha. Ama çok kısa süreliğine artçıyım hocam bu arada. Kaskımı yapıştırıyorum. Üçler yok, üçler törenle. Ben de 2 diye başladım, sonradan 2,5 oldu. Ben onu kayıtlardan bakacağım. Ben duydum çünkü. Önce 2'ydi benimki. 2,5 yıldız kaptım, çok güzel. Tebrik ediyorum, çok başarılıydın. Ben bayağı de sürecek bir şey aldım. İzledim, hoca ile beraber anlayalım. Çok çok iyiydim. Peki. Sağ ol kardeşim. Şu gözler bu gelişmeyi gördü. Evet, geldik eve. Çok verimli oldu vallahi. Çok güzeldi vallahi her şey. Vallahi 500 küsür kilometre mi? Evet, 500 küsür kilometre ama eğitim rotası olduğu için çarpı 3 diyorlar yorgunluk olarak. Hakikaten öyle. Normal 500 kilometre gitsek neyse de böyle hep dağ yollarında gittiğimiz için çok yordu. Bir de devamlı olarak direktifleri aldık falan. Evet, ama güzel bir eğitim evet, oldu. Abi. Eğer vallahi motor kullanacaksanız böyle eğitim şart. Eğitim evet. Şart. Ben aşağı Adarat'ın linkini bıraktım. Güvenilir bir yer. Evet, emin orası bizim grubumuz oldu artık bu arada. Evet, herhangi bir şey yok yani. Riding grubumuz. Böyle devam edeceğiz. Yakında Eskişehir'e geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarız eğlenmişsinizdir. İlk defa böyle yol videoları çektik. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi söyleyin. Doğru konumlanın. Ne oluyor ya abone olun. Ne oluyor ya doğru konum. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Eyvah köpekler. Eyvah.